Son cümlelerime geçmeden, dün akşam itibariyle İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul 1. Etap projesine ilişkin yaptığımız 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına yaptığımız itirazı karara bağladı. Mahkeme planın getireceği sonuçları şöyle değerlendirdi. Plan payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin belirtilmediği, nüfus hesabının eksik yapıldığı, donatı alanları için yatırımcı kurum görüşü alınmadığı, plan notlarının niçin değiştirildiğine dair yeterli teknik açıklama olmadığı için hukuka uygun olmadı ve yani açıkçası planları iptal etti. Bu karar elbette kesin değil. İdare mahkeme kararı olduğu için kararın gerekleri 30 gün içinde yerine getirilmesi istendi. Bu karar Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesidir. Tabii sadece bu karar değil, yani dün bize tarafımıza ulaşan bu karar değil, özellikle ana davalarımızın idari mahkemelerde hem de Danıştay'da sürdüğünü de buradan belirtmek isterim. Bunun sıkı takipçisiyiz. Hatırlayın daha dün gibi rahmetli Kadir Topbaş'ın senesi devriyesiydi dün rahmetli Topbaş'ın. Kadir Topbaş İBB başkanı iken İstanbul'a zarar verecek 5 imar dosyasını imzalamadı diye metal yorgunu ilan edilip görevden alınmıştı. Tam da aslında süreç rahmetli Topbaş'ın görevden alınma süreciyle bugünkü süreci özenli bir biçimde tarifler durumda. O zihniyet beton kanallı İstanbul'da hayata geçirmek isteyen zihniyettir. Bu zihniyet ne biliyor musunuz? 5 imar projesini imzalamadı diye metal yorgunu ilan edilip görevden alınan Topbaş'ın yerine her talimatı imzalayan ama Erzincan'da, ama Gümüşhane'de, ama Boğaz'ın kıyısında bir kulübeye bir gecede imar izni çıkartan, ama beton kanalla ilgili önüne gelen her konuya imza atmakta asla geri durmayan anlayışı İstanbul'a belediye başkanı yapmak isteyen anlayışla aynı anlayıştır. O bakımdan çevre ve şehircilik anlayışına bakarak özellikle bu dönemde İstanbul'da böylesi bir süreci harekete geçirme duygusunu önde tutan bu anlayışı asla ve asla halkımızın müsaade etmeyeceğini biliyoruz. Biz İstanbul'un en güçlü muhafızı olmaya devam edeceğiz. Hem de 16 milyon insanımızla birlikte. İddiayla söylüyorum, gücünü bunlar anlayamaz. O vicdanlarını kaybettiler. O gücü ve o muhafız gücünü en çok kimde hissediyorum biliyor musunuz? Tekrar altını çizeyim. Bu şehrin pırlanta gibi çocuklarında ve gençlerinde hissediyorum. İnanılmazlar. O bakımdan bizim cesaretimizin, kararlılığımızın özünde İstanbullulardan aldığımız bu büyük güç ve destek var. Onun için ben şu bu demiyoruz. İstanbul başardı diyoruz. Evet, İstanbul başardı. Denizine, doğasına, gölüne, deresine, ormanına, tarım alanlarına sahip çıktı. İstanbul başardı, parklarına, meydanlarına, sahillerine sahip çıktı. İstanbul başardı, geleceğine sahip çıktı. İstanbul özenli davranacak, 16 milyon insanıyla birlikte yine başaracak. 31 Mart'ta
31 Mart'ta bir kez daha geleceğine sahip çıkacak. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletemeyecekler. Çocuklarımızın geleceğini riske atamayacaklar. İstanbul doğayla uyumlu, mutlu bir şehir olacak. 16 milyon İstanbullu hep birlikte sevgiyle, cesaretle kol kola yürüyeceğiz diyecek bu yolu. Siyasi görüşümüz, kökenimiz, inancımız ne olursa olsun hedefimiz bir, parolamız bir. Tam yol ileri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu sunumlarını gerçekleştirdi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyor, başarılar diliyor, saygılarımı iletiyorum efendim. Değerli konuklarımız, kıymetli misafirlerimiz, daha yeşil İstanbul için tam yol ileri dediğimiz bu anlamlı toplantımız sona ermiştir. Katıldığınız için sizlere çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hoşçakalın.